Merhaba efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz Diyanet Televizyonu ekranına, edebi programına. Sevgili seyirciler, edebi programında sizlerle beraberiz, bir saat boyunca birlikte olacağız. Malumlarınız edebi programında Ömer Demirbağ hocamız, hem bir şair, üstelik bir aruz şairi, divan şairi, hem de bir üniversite hocası. Çok yakın bir zamanda da Diyanet İşleri Başkanlığımızdan divanı çıktı, yayınlandı. Evet. Edebi programında bir süredir bendenizle kendisine eşlik ederek klasik şiirimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta klasik şiirimiz, divan şiirimiz ve Necip Fazıl bağlamını konuşacağız. Niye Necip Fazıl'la ilgili olarak divan şiirini ve onun yani divan şiirinin şairlerini masaya yatırıyoruz. Bendeniz az buçuk çerçeveyi anladım ama içeriği şimdi hocaya sorayım. Daha net anlayayım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Hamdolsun binlerce şükür. Sizde Allah iyilikler versin. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Necip Fazıl üzerinden niye divan şiiriyle ilgili bir bağlam kurmaya çalışıyoruz hocam? Efendim e, divan şairlerini zaten yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Ancak divan şiiriyle aynı aleme ve ruha müntesip olup da divan şiiri yazmayan, bu yönüyle de bana ilginç gelen ilk şahsiyet Necip Fazıl oldu. Hmm. Bir divan şairinden daha fazla divan şiiri alemine vakıf olan Oradan beslenen Hele hele tasavvuf kanalıyla tamamıyla düğümlenmiş olan Ama divan şiiri yazmayan Necip Fazıl Önemli bir noktada gördüm onu Bu makaleyi o yüzden yazdım Necip Fazıl ve divan şiiri evet. Yoksa Necip Fazıl'ı bildiğimiz anlamda bir divan şairi kabul etmek elbette mümkün değil evet. Necip Fazıl'la bir divan şairi arasındaki tek benzerlik yazarken kalem tutmuş olmaktır. Başka bir ortak yönü olmaz. O kadardır. Hı. Ve beyitler yazmaktır. Ama divan şiiri formatı dışında da olsa ruhen ve beslendiği kaynak itibariyle bal gibi divan şairi sayabiliriz. Bu, ama o, bu, o, yönünü irdeledim. Ben. Ama o biçimde şiir üretmemiş olması bir problematik. Yani Hı. şu şekilde o ayrı bir tarzdır. Yani tam bir mesele demem ben ona. Bir kusurdur demem. Ayrı bir tarzdır. Ancak beslendiği alem, hayal alemi, düşünce dünyası ve küçük yaştan itibaren divan şiirine çok aşina olması, onun divan şiiri tarzında yazmamakla birlikte bir divan şairi kadar divan şiirinden beslendiğini, o alemden faydalandığını gösteriyor. Şimdi çocukluk çağını anlatırken O ve Ben adlı eserinde Necip Fazıl, Merhum nasıl bir ortamda büyüdüğünden bizi haberdar ediyor. Evet bakıyoruz aslında Necip Fazıl'ın mekan olarak ve zaman olarak büyüdüğü ortam doğrudan bize divan şiirinin mekan ortamını evet. söylüyor. Evet. Değil mi? Büyük bir konakta evet ve dedesi sedirde oturmuş Fuzuli divanı okumaktadır. Hmm. Bu sahne onun hafızasına öyle perçinlenmiştir ki pek çok eserinde bunu yazar. "Dedem Fuzuli divanı okuyor." Hmm. bunu söyler. Ayrıca sırf oyun olsun diye dedesinin biricik torunun önüne yığdığı divanlar. Bunlarla oyun oynuyor Necip Fazıl. Hmm. E, Hilmi Hüseyin Hilmi Mehmet, Hilmi Mehmet Hilmi. Hilmi Efendi'nin tek oğlunun tek oğlu bir kere. Hmm. Düşünün prens. O kadar kıymetlidir. E, böyle olunca da tabii acayip bir şekilde el üstünde tutulmam vermiş olduğu. Bir de ateşin zeka da var. E, son derece ele avuca sığmaz haşarı bir çocuk. Ahmet Fazıl. Evet. Değil mi asıl ismi? Babasının adı Ahmet Fazıl galiba, kendisine Ahmet Necip. Ahmet Necip. Evet. Burada sizin bu makalede e, Divan Şiiri ve Necip Fazıl adlı bir makalesi var Ömer Hoca'nın. Yer verdiğiniz küçük notlar var ve mesela onun ilk e, mektebinde, e, ortaokul, lise döneminde ders gördüğü hocalardan İbrahim Aşkı Bey var. Evet. Değil mi? Necip Fazıl'da tasavvufa ve klasik evet. şiire merakı uyandıran bir zat. Oldukça da esrarlı bir şahıs. Aşkı'yı Bey, Aşkıydık diye bir tarikat var mı malum. Evet. E, mahlasını oradan alıyor İbrahim Aşkı'yı Bey. Ve Necip Fazla, Necip Fazıl'la ilk divanı veren, okuması için verdiği divanın adı Divanın Akşi. Nakşi. Hmm. Lisedeyken bu, buna, bu okutuluyor kendisine. Farsça dersler aldırılıyor Necip evet. Fazıl'a değil mi hocam? Böyle eserler önüne konuluyor ve Necip Fazıl divan şiirine yabancı değil. Değil. Zaten buyurduğunuz gibi çok zeki bir evet. çocuk, genç bir insan, çok zeki. Bir de o dönemde Osmanlı bakiyesi adamları da görüyor büyük evet. ihtimal. Evet. Evet. İşte Mevkute'ye, gazeteye, dergiye de meraklı. Yani düşünün ki e, Bahriye Mektebi'nde edebiyat hocası Yahya Kemal. Hmm. Yahya Kemal'dan ders alıyor. E, ayrıca böyle bir havada yetişmiş olmasına rağmen o zamanın efkar-ı umumiyesinin de tesiriyle öyle bir bunalım içinde, öyle bir açmaz içinde ki bir türlü kabullenemediği doğu ve bir türlü ulaşamadığı batı vardır Necip Fazıl'da. O zamanki Necip Fazıl, genç Necip Fazıl'dan bahsediyorum. Avrupa'ya tahsil için gönderilirken başındaki fes'i gemiden denize fırlatacak kadar kendi kültürüne hınç dolu bir Necip Fazıl. Bu manzarayı, bu resmi kendisi de söylüyor ama. Evet, kendisi, fes'i. Evet, fes'i fırlatıyor yani. atmasını, evet geride bırakmak istiyor. Evet. Sanki o fesi ve fesin altındaki bütün bir dünyayı dili, edebiyatı, geçmişi geride bırakmak istiyor gibi Avrupa'ya giderken. Evet. Ee, siz mesela burada bir not veriyorsunuz. Halbuki yıllar sonra şöyle söyleyecektir. Bize gelince, Şeyh Galibe kadar inandığımız, bağlandığımız sebepler etrafında şahane bir edebiyat görüyorum. Fuzuli'si ile, Nedimiyle, Şeyh Nedimi ile. Evet sonrası yapma çiçek diyor. Evet. evet. Burada biraz sanki şair tekebbürü de gizli. Zaten o var ancak başındaki fesi denize fırlatacak kadar kendi köklerine hınç dolu olan bir Necip Fazıl'dan yıllar sonra Şeyh Galip'ten sonrasını tamamen yapma çiçek diyerek reddeden bir Necip Fazıl'a dönüşüyor. Şahane bir edebiyat var bizde diyor. Divan şiirini kastediyor. Hmm. Şeyh Galip'e kadar dümdüz gelen bir şiir hattı Sonrakileri ise kılçık parçaları Diye bir konuşmasını da öyle kabul Hocam ediyor Hocam mesela Yenişehirli Avni gibi Üsküdarlı evet. Safi gibi Muallim Naci evet. gibi Ziya Paşa gibi Namık Kemal gibi Çok büyük adamlar var Onları da mı yapma çiçek bağlamı içinde değerlendiriyor? Biraz e, onları çırpınış gibi görüyor Şeyh Galip'ten sonrasını çok kabul etmez hmm. Son büyük dahi olur ona göre biraz çırpınış gibi görüyor. Kılçık parçaları sayıyor. Mesela Tevfik Fikret için ukala bir avukat diyor. Evet. Şey için Abdülhak Hamit için zoraki bir haşmet diyor. Böyle her birine taktığı bir kulp kulp vardır. Ancak kusursuz gördüğü şey Divan şiiridir. Necip Fazıl. Nerede bunlar? Nerede onlar diyerek zaman zaman dehşetli bir küçümseme tavrı içinde de görüyoruz Necip Fazıl. Burada hikayesinden bir bölüm almışsınız. Hı hı. Akşamları sümüklü çocukların toplandığı gün görmüş çeşme, çeşmenin tepesinde her şeyin sudan geldiğine dair bir ayet. ayet. <laughs> sümüklü çocuklar taş üstünde kabartma, kırık dökük harflere bakacak ol olurlarsa, bilmece çözmek istercesine göz kırpıştırırlar. Onlarca vav bir kılıç, ye ise bir teknedir. Fakat bu kılıç neyi keser ve tekne nereye gider? Köhne çeşme ile körpe çocuklar arasındaki mesafe sahilden kopup nihayetsiz bir denizde bulutların son merhalesine ulaşmış bir tahta parçasında bile yoktur. Rüzgar meselesi her şeyi birden söküp götüren bir rüzgar arayı açan o. Ne söylüyor hocam her şeyin e, Efendim e, aç Tanzimatla rüzgar... birlikte başlayan başkalaşımlar, değişimler, oluşumlar elbette bütün bunlardan anında etkilenmeye hazır olan bir edebiyat var. Böyle olunca da çökmekte olan, bitip tükenmekte olan her medeniyette görüldüğü gibi kendi kültürel birikimine burun kıvırıcı, aydınların sökün ettiği bir dönem. Necip Fazıl bu hikayesinde bir çeşme başındaki çocukların o çeşmedeki mükemmel hattan neyi anlayabildiklerini bize anlıyor. Onlara göre Ye bir teknedir, vav ise bir kılıçtır. Hepsi bu kadar. Oysa orada su, Her şeyin sudan geldiğine dair bir ayet muhteşem bir hatla yazılmıştır. Çocuklar bunu görememektedir. Tanzimat'tan sonra işte kendi kültürel birikimini görememeye başlayan bir toplumun sancısıdır bu. Şimdi o yıllarda Necip Fazıl'ın çok sıkı fıkı arkadaşları var. Evet. Mesela Orhan Veli, evet. Onlardan şey birisi. Abidin Dino. Abidin Dino onlardan ee, birisi. Peyami Safa Evet. Zaman zaman ayrılmalar, küsmeler, barışmalar olmuş ama hmm. epey bir zaman dostlukları olmuş. Hatta mesela bir sınıf yukarıda olmasına rağmen Nazım Hikmet. Nazım Hikmet evet. Bendenizin de okumalarına göre haddim olmadan söyleyeyim. Onlar evet. mesela divan şiirine karşı daha sevgili duruyorlar Necip fazla nazar. Evet, evet. Mesela Orhan Veli'nin hiç olmazsa birkaç aruz vezninden evet. şiiri var. Ama şu vardır öyle bir <laughs> mahalle baskısı vardır ki Orhan Veli Aruzla yazmış <laughs> olduğu divan şiiri diyebileceğimiz şarkı formatındaki şiirleri saklamak zorunda kalıyor. <laughs> Kendi şiirine kendisi sansür uyguluyor. Orhan Veli'nin ölümünden yıllar sonra 1967'de bunlar bulunuyor. Papyrus dergisinde yayınlanıyor. Orhan Veli bildiğimiz <laughs> aruz ölçüsüyle şarkı yazmıştır. Evet. Orhan Veli inanılır gibi değildir. Demek ki bu şekilde yazıp da sakladılar. E, nitekim Yahya Kemal gibi bir üstad bile bal gibi divan olan eserine divan di demekten çekinmiş Eski Şiirin Rüzgarı ile demiştir. Böyle bir mahalle baskısı söz konusudur o zamanlar. Orhan Veli sadece aruzla şiir yazmıyor hocam. Mevlana'dan aruzla rubayı evet. çeviriyor. Evet. evet. O meşhur Ferah Feza şarkının evet. tutarak kalbimin üstünde cefakar elini yüzünün nurunu eflaka semaya sererim evet. diye başlayan o meşhur Ferah Feza dönüşen Tanrı Kurul bestesindeki evet. Güftel'in Mevlana'dan çevirisi Vezni. İnanır ya. mısınız ki bunu yazan Orhan evet. Velidir? <laughs> Orhan Velidir yani. Hatta Nabzım <laughs> hele helecanında sada olmak içindir. Evet. <laughs> Mef'ulü mefailü mefailü faulun. Bunu yazan Orhan Veli hmm. kendi yazdığına kendisi sansür uygulamış. Hmm. Saklamış kimse bilmesin istemiş. Bir kusur gibi ama yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Bu demektir ki Divan şiiri şu veya bu şekilde en karşıtlarında bile Devam etmektedir. Şimdi 1934 yılında Necip Fazıl merhum, Mürşidim dediği, O ve Ben kitabında sitayişle evet. bahsettiği Abdülhakim Arvasi ile merhumla tanışıyor. Abdülhakim Arvasi ile tanışması belki bu biçim olarak klasik şiirle, divan şiiriyle daha çok meşgul olmuş. İşte Niyazi Mısri'lerle, evet, evet. efendime söyleyeyim Yunus Emre'lerle, Esat Erbililerle tanışmasını da beraberinde getiriyor. Evet. Yani manevi dünyasında bir dalgalanma, bir değişim olduğunu eserlerinden okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz ama yine de Arvasi ile tanışması onda bir biçim değişmesine evet. yol açmıyor hocam. Denilebilir ki <laughs> Necip Fazıl'ın hayatını düz bir çizgi bırakıyor. onun milat noktası efendisiyle tanışmasıdır. Ondan öncesi ve ondan sonraki. Önceki Necip Fazıl, sonraki Necip Fazıl diye ayırmak mümkündür. Ancak dediğiniz gibi şiirinde biçimde yine bir değişiklik yok, yok. ama muhteva tamamen değişmiştir. Evet. Hatta bildiğimiz Necip Fazıl, Ablu Hakim Arvasi, tanıdıktan sonraki Necip Fazıl'dır. Evet. Önceki Necip Fazıl'ı biz neredeyse tanıyamayız. Neler neler yazmış. Hı. Program izin vermez ki anlatayım. <gülüyor> 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 Pek de Arvasi öncesi Necip Fazıl'la meşgul olmamak lazım. Evet. Öncesinde yalnız kaldırımları yazmış. 21 yaşında. Kaldırımlar önceki Necip Fazıl'dır. Ve orada bile dikkat edin bir arayıştır. Gece ka karanlıkta, sokakta neyin peşinde olduğunu bilmeyen derbeder bir ruhu görürüz. Bir intihar arzusu görürüz. Hmm. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya. Alsa bul gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Öyle. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Diyen Necip Fazıl, abl Hakim Arvasi Hazretlerini gördükten sonra bulduğunu bulmuştur. Yağız atlı süvari koştur atını koştur. Sonunda kavre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur ne senin anladığın kadar, kadar kaldırım. kaldırımları. Evet orada gizli bir şey fikri var bir iddia, Ölüm, evet, ölüm tarzı, fikri var. Ölüm var. Belki ölüm karşısında örtün üstüme, örtün senin karanlıkları. Evet. Baştan sona zaten onu görüyoruz. Öyle bir kap karanlık zulmet dolu bir bunalım ki zaten kendisi bir sohbetinde diyor. Edirne'de yazmış bunu. Bir gece sabaha kadar kendimi altına atacağım bir kamyon aradım. Sokaklarda. Kendimi altına atacağım bir kamyon aradım. Kaldırımlar onun şiiri. Ancak efendisini gördükten sonra işte beri gel selseri yol onun ümmetinden ol insanlık hevenk hevenk kol kol onun ümmetinden ol. Bin yol içinde yol bu yol onun ümmetinden ol diyerek bütün insanlığı tattığı şeyi tatmaya çağırır. Abl-ı Hakim da öyle bir şey tatmıştır ki adeta bütün insanlığı da tattırmak ister. Oysa zahiri Hı. Dünyada, zahiri alemde <laughs> Abdülhakim Arvasi ile sadece hal hatır sormuştur. Hmm. O kadar eften püften bir görüşme ki. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Bendeniz şair ve muharir Necip Fazıl Kısakürek. Bütün konuşma bundan ibarettir. Ama göz göze gelmişlerdir. Abidin Dino ile beraber vapurda Abdülhakim Arvasi'yi görmeye gidiyorlar. Vapurda birisi yaklaşıyor yanına. Bazı şeyler söylüyor. Evet. Necip Fazıl o o ve ben kitabında bu manzarayı bu resmi evet. uzun uzun anlatıyor. Esasen e, ilk çarpılmasının vapurdaki o karşılaştığı kendisi daha sonra yani. da hiç görmediği hiç, insan evet. mıydı, cin miydi, melek evet. miydi, belli değil kimdi bu adam? Haber veriyor, böyle bir adam var, gidin görün onu diyor. Sanki hocam Necip Fazıl da biraz bir seçilmiş insan olmak havası var. var Şimdi birazdan size gibi. birazdan soracağım sevgili seyirciler Necip Fazıl kısa küreğin ee, hocamızın belirttiği gibi klasik şiirimizin ölçüsüyle yazılmış bir şiiri yok. yok. Anlam ve içerik olarak çok değerli şiirleri var. Ancak klasik şiirimizin özellikle Osmanlı'nın son yüzyıldaki şairleriyle ilgili fikirleri var. Evet. Mesela Namık Kemal ile ilgili müstakil bir kitabı var. Evet. 34 yaşında kendisinden yazılması istenmiş. O kitapta bazı kanaatleri var. Çok ikircikli bir tutumu var Namık Kemal'e karşı. Bir yerde göklere çıkartıyor, bir bir yerde yerin dibine batırıyor. Bir de 1945'li yıllardan sonra e, çeşitli dergilerde yazdığı, özellikle Büyük Doğu'da yayınladığı Edebiyat Mahkemesi yahut mahkemeleri Mahkeme adıyla ve... bugüne kalmış bir eseri var. Orada da Mehmet Akif Ersoy dahil, Tevfik Fikret dahil, Namık Kemal dahil, Osmanlı'nın son yüzyılındaki şairlerle ilgili görüşleri var. Çok sert görüşler. Yani evet. bizim bildiğimiz... Popüler açık kaynaklardakinci fazıl portresini belki de sarsacak görüşler bunlar. Evet, evet. Ancak önce şu hocam, Abdülhakim Arvasi'ye eriştikten sonra bir biçim değişikliğine gitmiyor şiirinde evet, evet. <laughs> ve daha önceki yazdıklarıyla ilgili olarak, mal sahibi ben sen bunları istemediğim, tanımadığım ve çöplüğe attım bilinsin Bilesin. diyor. Evet. Öncesinden bir kaçmak istiyor Abdülhakim Arvasi'den öncesinden. Öncesinde ne vardı ki hocam? Öncesinde bir arayış var. Bazen Hint felsefesine takılıyor. Bazen Yunan mitolojisine görünüyor. Bazen ama her defasında mutlaka Batı hayranıdır ve doğudan nefret eder. Hmm. Her defasında böyledir. Ve öyle bir noktaya varıyor ki artık nefes alamaz duruma geliyor. O günlerde yakın dostu Abidin Dino ile İstanbul caddelerinde kol kola gezerken ikisinin mırıldandığı Rembe'ye ait bir mısra. Charles Charles Bodler pardon. Paul Rambo'ya ait bir mısra. Üstün kurtarıcıya şeref. Şeref üstün kurtarıcıya. Bir kurtarıcı bekliyorlar. Hı. Kendileri kendilerini olmaktan çıkaracak. Onlara baş başka bambaşka bir dünya hediye edecek. Bir kurtarıcının peşindeler. Yoksa bu hayat yaşanılmaz. Var olmanın dayanılmaz sancısını yaşıyorlar. Varlık çok anlamsız. Bunun anlamı neydi? Ve hakikaten kaldırımlarda belirttiği gibi bir intihar arzusu içindedir. Belki Abdülhakim Arvasi'yi görme ihtimaller aleminde konuşuyorum. Ya cinnet geçirecekti, hmm. çıldırarak ölecekti ya da intihar edecekti. Ablu Hakim Arvasi Hazretleri ötelerden ona sunulmuş bir can simidi. Hmm. Onu o kurtarıyor yani. Cinnet Mustatili diye bir evet. kitabı var malumunuz. Ben deniz biraz okumuş biriyim bir Necip Orada e, Fransa'da olduğu günlerde kendi halini anlatırken fena fil kumar olmuştu. Evet, bugün. evet tasavvuf literatüründe işte fena fillah fena fil resul gibi kavramlara karşılık olarak fena fil kumar olmuştum diyor. Bütün marif vekaletinin kendisine okusun diye gönderdiği yevmiyeyi, harçlığı falan da kumarda evet. yiyor, bitiriyor. Ancak üstaddaki kumar bu asla mazur değil tabii. Farklı bir şeydir. Bildiğimiz kumar müptelalarının adi anlamda oynadığı kumar değil. Üstad Necip Fazıl arkasından aslanın kovaladığı aslandan kaçabilmek için kendini kuyuya atan kuyunun dibindeki timsahı göremeyen adamın çaresizliği içindedir. Beynini uyuşturmak için o oyuna dalmıştır. Bir şey düşünmemek için. Fikir çilesi onu o hale getirmiştir ki nitekim ay krateri gibi yüzünden de bellidir o haller. O hale getirmiştir ki beynini susturabilmek. Niçin, neden, nasıl acabaları yok edebilmek için maalesef aslandan kaçıp kendini timsahın ağzına atan bir adamın çaresi içinde kumar'a dalmıştır. Evet, o Fransa'daki günlerini eserinde anlatıyor hocam. Hatta hikayelerinde de anlatıyor. Dönecek parası da kalmıyor. Sonra evet. bir yerden para buluyor, onu da kumarda yiyor. Evet. İptal bu iptal. Sonra bir şey. birisi yine bir devlet görevlisi, bir arkadaşının babası hatırladığım kadarıyla ona himmet ediyor ülkeye geliyor. Bu arada işte Orhan Veli ve diğer şairlerle takılmaya başlıyor Asmalı Mescit'te. Evet. Bir otel var küçük bir han gibi bir şey. Orayı kullanıyorlar. Tam bir bohem karanlık hayat. Evet. Orada Beyza Hatun diye birinden bahsediyor. Beyza Hatun dediği şey bir kadın değil. Bir ne? insan değil. Bir uyuşturucu madde aslında. Evet. Şi onun geçmişine dair anlattığı şeylerden biri bu. Sonra bu halden Abdülhakim Arvasi ile uyanıyor. Bu arada e, Büyük Doğu Marşı yazıyor. Evet. Dönemin tek parti iktidarı bir yarışma açıyor e, ve bu yarışmayı İstiklal Marşına alternatif bir evet. şiir arayışıyla açıyorlar. Şimdi dönemin zihniyetinde İstiklal Marşı e, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli diyor. O, olacak şey midir? Ezan bile asli şeyinden koparılmış. Dönemin zihniyetine göre bu marş. Uygun değil başka bir marş bulalım diyorlar ve yarışma tertipliyorlar. Necip Fazıl da giriyor ve kazanıyor. Evet. Ee, Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet başını güneşten yedim. başını göklere yükselt diye başlıyor. Ancak o kadar eleştirdiği Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nın <laughs> yarısına bile ulaşamaz bu şiir. <laughs> Neyse bunu yazıyor. Evet. Daha sonra Avlu Hakim Arvasi Hazretleri ile tanıştıktan sonra bu şiiri Büyük Doğu Marşı olarak çeviriyor. Evet ama önceki zihniyetinde İstiklal Marşı'nın değiştirilmeye kalkışan kalk, bir adam. Kalk kalkışıyor evet. evet. Sonra nasıl olduysa o Büyük Doğu Marşı birinci oluyor ama İstiklal Marşı'nın yerine geçmiyor. Evet. Son bölümünü değiştiriyor şiirin zaman içinde ve orada Hazreti Peygambere bir telmih bir evet. işaret Nur dolu izinden git kılavuzun galiba böyle bir mısra evet, var. Evet. var. Ama tabi bunlar kendi ifadeleri. Şimdi esas onun Divan şiirini e, beğendiği, değerlendirdiği ibare Şehgalib'in bir beyti dolayısıyla. Evet. Bir şulesi var ki şem İca'nın fanosu nasıl sığmaz Asümanı. Niye bu kadar etkileniyor hocam? Bunun gibi binlerce, yüzlerce beyit vardır bizim. Vardır mutlaka. Klasik şiirinde. Elbette. Bize. Bunu çok alıntı yapar. Bunu onu, onu yani bu beyte onu çarpan bir şey var. Hmm. Çok alıntı yapar. Hakikaten tersinden bir mukayese yapacak olursak bakın Şeyh Galip'in dünyasında can dediğimiz keyfiyet gökler fanusuna sığmayacak kadar muazzam bir kainat. Hmm. Kıyas yapalım. Orhan Veli'de insan. Rakı kadehinde balık olsaydım. Hmm. Bu mısır Orhan Veli'nin. Orhan Veli'nin dünyasında insan, rakı kadehinde bir balık. Şeyh Galip'te ise insan, gökler fanusuna sığmayan bir pırıldayış. Hmm. E tabii ki Birinci, ikinci dünya savaşının yaşandığı yıllarda yaşayan bin bir buhran, yeryüzü buhran içinde zavallı Necip Fazıl nereye kaçsın? Evet. İniş çıkışları yaşayan Necip Fazıl böyle bir kıyasla Şeyh Galip'in insan tasavvuruna meftun olacaktır. Hmm. Karanlıklar içinde böyle bir pırlayışı gören, parlayışı gören Necip Fazıl doğal olarak bu beytte çok çarpıcı bir hakikati seziyor. Tabi bu beyti alıntıladığı yazısında dediği hikmetten düşürerek ve can şemini karar, karartarak Bağırsak sesine kadar inmiştir evet. diye de bir eleştirisi var. Evet, yerden yere vurur zaten. <laughs> Şimdi efendim, e, hocanın Necip Fazıl ve Divan Şiiri adlı makalesinde yine oraya bazı şeyler soracağım ama esas Necip Fazıl ve Divan Şiiri dediğimizde iki eser var elimizde. Birisi namı Kemalle ilgili bir eser. 34 yaşındayken kendisinden evet. sipariş üzerine yazılmış. Sipariş üzerine 35 yaşındayken marif vekaleti tarafından istenmiş. Namık Kemal'in doğumunun 100. yılı için istenmiş. Türk Dil Kurumu istemiş bu eseri Necip Fazıl merhumdan. O da eseri bitirmiş. Fakat Türk Dil Kurumu sekreteri Necmi Dilmen kitaba bir zeyil yazmış. Sonuna bazı notlar eklemiş. Necip Fazıl'ın Zaman zaman zehir zemberek eleştiriler içeren cümlelerine, tespitlerine, görüşlerine cevap vermiş. Necip Fazıl bu kitabı sonradan gözden geçirmiş ve yayınlamış. Orada Namık Kemal'in şiirdeki anlamına değinmekten, kudretine değinmekten çok onun bir değişmeye, bir yenileşmeye, bir aksiyona çağıran görüşlerine daha çok yer vermiş. Necip Fazıl'ın şiire bakışıyla ilgili bir problem var ve onu divan şiirine bakışında da mı görüyoruz hocam? Sanki o şiiri bir sanat gibi görmüyor. Daha çok ideolojik bir aygıt evet. gibi görüyor. Şöyle, e, Namık Kemal şiirinden büyük adamdır. Evet. Namık kendi şiirinden daha büyüktür. E, döneminde bir takım oluş bitişlerden ötürü e, kendisi de çok heyecanlı bir zat oldu. Çok fazla ön plana çıkan, bayraklaştırılan bir şahsiyet. Ancak Namık Kemal'in evet. şiirleri... Necip Fazıl'ın değişine onun görüşünü söylüyorum. Bütün Türk edebiyatı içinde öyle çok fazla kale alınacak kalitede şiirler değildir diyor Necip Fazıl. Diyor. Nitekim bazı hatalarını filan da göstermiştir. Nitekim o meşhur Hürriyet gazetesinde e, görüp ahkamı asrı diye görüp diye başlanılmaz diyor şiire. Hı. Böyle bir filmsi şiirin ilk kelimesi olmamalı. Görüp böyle başlanılmaz şiire diyerek kusurlar buluyor. Ve doğrudur. Necip Fazıl Hı. O dönemin insanı olmak hasebiyle ideolojik olmaktan zaten kurtulamıyor. Yani tasavvufla tanışmış olsa bile bu defa başka bir ideoloji. Bu defa başka bir mesaj, başka bir dünya görüşü yine şiirlerine sızmış vaziyettedir. Yani şiiri e, sadece saf şiir için şiir yazmaz Necip Fazıl. Bir yerlerde mutlaka kendi ruhunun dayandığı kaynaktan damlalar bize sızdırır Necip Fazıl. Nitekim o çok meşhur şiirinde Yokluğunda buldum seni ne demek ya? Yokluğunda buldum seni. Meşhur şeyi var ya ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni gelme artık neye yarar. İlk dörtlükte şeytanın bir günahı arzuladığından daha çok sevgiliyi özleyen şair ikinci dörtlükte Geçti istemem gelmeni diyor. Bir anda sevgili reddediliyor ve yokluğunda buldum seni. Onun yokluğunda neyi bulmuştur? Bir şeyleri reddederek nelere kavuşmuştur Necip Fazıl? Aslında buna yokluk, hiçlik, kaos ifade eden bunalımları onu Abul Hakim Arvasi'nin huzuruna kadar götürmüştür. Yokluğunda buldum seni dediği belki de kendisi bile farkında olmayarak söylediği budur. Tabii hocam şimdi ben hassizlik etmeyeyim ama eskilerin suyu misal emsal olmaz diye evet. bir yaklaşımım vardır. Evet. Şeytanın bir günahı beklemesi, özlemesi aslında bir suyu misaldir. Evet, evet. Bizim evet. geleneksel İslam kültürü ahlakı açısından bakarsanız bir şair özlemesini şeytanın bir günahı özlemesi üzerinden evet. vermekle aslında ahlaki bir kusur yapıyordu. Böyle Öyle de Abi Necip fazıl işte. Orijinal, <laughs> değişik, farklı şeyler söylüyor. Hastanın sabahı bekleme. Hep olumsuz şeyler dikkat Sanki edin. Sanki hocam mesela bu tür mısralarında dizelerinde, vurgularında açık bir Fransız, bir bohem Avrupa etkisi var değil mi? Oh, Fazıl'ın vardır. Yani üzerinde etki olmayan şair yoktur ki yeryüzünde. Evet. Hiçbir şair diyemez ki ben kimseden etkilenmedim. Etki başkadır, taklit başkadır. Hmm. Yoksa etkisiz olur mu? Fuzuli, Meşhur Fahriyesinden biri Farsçadır bir kısım. Diyor ki, kendisinden önceki büyük şairleri sayıyor. Ali Şirneva'yı da de sayar. Lebidi sayar, Meşhur şey İmrul Kayıs'ı sayar, sayar, sayar. En sonunda der ki, anlar hak oldu, menem imdi ol hak. Onlar toprak oldu. O toprak benim işte. Allah onların toprağından beni kalktı. Bu bir övünme ama üzerindeki etkileri olduğu gibi söyler. Şimdi Namık Kemal'i değerlendirirken mesela ameli deha diyor. Yani de fikir, diyor. tefekkür derinliğinden ziyade dışa doğru bir çıkıştır. Aksiyoner ruh diyor. Evet. Müthiş hafıza diyor. Efendim, e, fakat mesela Namık Kemal'in şiirinde içki, şarap, rakı gibi kelimeler var. Onların üzerinde hiç durmuyor. Ve çok belki de ağır bir şey olarak oğlu Ali Ekrem hakkında bir yargısı var. Daha Bolayır. Kemal evet. Bolayır. Zira her şeyden evvel bilmek gerekir ki Namık Kemal'in eserleri arasında en fazla posa olanı oğludur diyor. <laughs> Allah kimseyi üstadın diline düşürmesin. <laughs> evet. evet. Yani şimdi bu da hocam bilmiyor Aklıma geldi. Kendisi işitir ki Nazım Hikmet hapsedilmiş. Tabii bunlar büyük fikir adamları. Yüz, geceyle gündüz kadar Nazım Hikmet'le zıt ve farklıdırlar. Evet. Böyleyken mürüvvet gösterir. Nazım Hikmet'e hapiste ziyarete gider Necip Fazıl. Öyle bir hikaye var hocam. Evet. Gerçek mi hocam bu hikaye? Yani pek çok yerde okudum. Hmm. Pek çok yerde okudum. Böyle bir konu. Zaten yani bu sözler de ancak onlar söylerler. İşte ziyarete gidince Nazım Hikmet seviniyor tabii. Üstadı karşılarken diyor ki hoş geldin melek ey meleklerin hocası. Bu görünüşte övgü gibi olan bir cümle aslında şeytan demektir. Meleklerin hocası İblis, Necip Fazla'dır. Hoş geldin ey meleklerin hocası. Üstad karşılık verir. Hoş bulduk ey Asiye'nin kocası. <laughs> Hazreti Asiye'nin kocası da Firavun'dur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesela Namık Kemal'in dini manevi içerikli şiirleri için şairin mutasavvıfane ıslahlara havi olan manzumeleri mesela Yunus'ta olduğu gibi bir heyecanın mahsulü değil nihayet bir taklit ve özentin ifadesidir diyor. Doldurma mısralardır diyor evet. Peki hocam Necip Fazıl da gerçekten klasik şiirimizdeki o manevi dipdiri zevk, manevi bağlamlar var mı onun şiirinde? Efendim Necip Fazıl o kadar nevi şahsına münhasırdır ki o zevk kelimeler gerisinden hissedilir. Ama klasik şiirimizde olduğu gibi beytler arasında parlayan muhteşem işte beytül kasitler beytül gazeller yoktur. Ancak benzer şeyler çoktur. Nitekim şeyde kaldırımlarda diyor tam hatırlayamadım bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan mısraı vardır o şeyi hatırlayabilsem kaldırım öldüğüm zaman işte sevgili ancak öldüğümde bana değer verir yok olmak aynı şey Hüsnü aşkta benzer beyitler vardır Şeyh Galib'in Hüsnü aşkında Fuzuli'de vardır yokluğunda buldum seni dedi ki az önce evet hayali ile tesellidir gönül meyli visal etmez Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. Şimdi Sahte Kahramanlar adlı kitapta da Namık Kemal'e şiire ve şiirin içeriğine dolayısıyla divan şiirine eleştirileri var. Burada Namık Kemal'e karşı biraz daha acımasız ve acımasızlığının sebebi Namık Kemal ile 2. Abdülhamit Han arasındaki ilişki. Evet. Diyor ki hocam ahlaksız diyor Namık Kemal'e. Abdülhamit'e karşı evet. tutumundan dolayı. Gerçekten Necip Fazıl'ın ciddi bir ikinci Abdülhamit takıntısı var. Var hayranlığı var. Çok duruyor evet. üzerinde. Evet. Neden bu kadar? Oysa mesela ikinci Abdülhamit Allah rahmet eylesin Osmanlı son büyük Cennet mekanı, evet, sultan. Evet. Allah rahmet eylesin bizim devlet büyüklerimizden biri evet. ama ilk modernleşmeci hatta yapısal, görgüsel, boş zamanlar sosyolojisine dair batılılaşma hareketlerini bile saraya sokan ikinci Abdülhamid Han'dır. Evet, evet. Neden Necip Fazıl'da bu? Efendim şimdi Sultan Abdülhamit Han uzun süre tahta kalıyor. Çok kısaca yoksa bu konuda yani birkaç program vermemiz lazım. Evet. Ve kendisine selam olsun. Hüseyin Çelik Bey hocamızı çağırmak lazım. Abdülhamit konusunda o uzmandır. Her iki görüşü de dile getirir. Uzun zaman tahta kalıyor. Osmanlı'nın çöküşü döneminde. E, milleti hep aynı sultanı görmekten bıkıyor. Olumlu olumsuz ama artık bu olmasın demeye getiriyorlar. Ve Sultan Abdülhamid'e karşı çıkmak moda haline geliyor. Aslında aydın olmak, entel olmak, okuma yazma sahibi olmak Sultan Abdülhamid'e karşı çıkmak gibi bir havaya dönüştürülüyor. E, Namık Kemal de bunlardan birisidir. Hatta o kadar komik ki Sultan Abdülhamid marazi merhamet sahibi aslında. E, karşı çıkan kendisine isyan tavrına bürünen herkesi sürgün ediyor. Ama sürgün ederken çift maaş bağlıyor. Evet. Çift maaş. Dolayısıyla oğlunu evlendirecek olan ne yapsam da sultan beni sürgün etse çift maaş alacak. <laughs> Veya bir inşaata girecek olan ev yaptırmak mı istiyorsunuz? Bir şey yapıp padişahı kızdırın. Bir, bir seneye kadar sizi Yemen'e göndersin. Bir ev sahibi olursunuz. Çift maaş alacaksınız. Bu durumlara kadar yaşanmıştır. Nihayet diyor ki bir cüce pehlivanlık taklidi yapan bir cüce diyor. Evet. Namık Kemal'e. Oysa biz e, bu modern dönem edebiyat tarihini okurken Namık Kemal'in esas değişimi, yenileşmeyi evet. arzulayan işte. Bir de şu vardır efendim, şunu bağlıyorum. Tepkidir üstadın ki. Hakikaten bir dönemde ama Kemal ve benzeri yeni dönem sanatkarları o kadar yüksek tanıtıldı ki bize. Her biri birer Shakespeare, birer Victor Hugo, birer, birer Tolstoy ayarı, ayarında kişilermiş gibi tanıtıldı. Necip Fazıl'ın bu şekilde kötülemeleri biraz da bir perdeyi yırtmak, buna tepki duymaktır. Bu tepkiden ötürü bunları söylüyor. Yani bu kadar bildiğiniz kadar da değil bahsettiğiniz kadar da değil demeye getiriyor yani. Şimdi efendim edebiyat mahkemesi ya da mahkemeleri adıyla bilinen o farklı yazılarının bir araya getirildiği eserde önce sahneye Tevfik Fikret'i çıkıyor. Evet. Fikret'i değerlendiriyor. <laughs> Bu değerlendirmeyi yaparken Ali Ekrem, Süleyman Nazif, Cenab Şahabettin ve Ziya Gökalp'in tespitlerini de getiriyor. Bakınız efendim diyor ki Tefi Fikret saf şiir ve fikir noktasından arpa tanesi kadar bir cücedir. Şiir cephesinden bakıldığında Fikret'te basit bir duyuş ve zevk seviyesine dair bir şey bile yoktur. Efendim fikir cephesinde ne bir dava ne davalar arasında bir terkip ne de bütün olayları tatbikte şart olan ana mizan ve ölçü söz konusudur. Seciye yönünden baştan başa rücuların seciyesine sahiptir önce dini öven sonra dine saldıran şiirler yazmıştır diyor. Ve iman cephesinden bakıldığında ise Fikret isyan ve boşluk içindedir diyor. Evet. Sanki Necip Fazıl bu edebiyat dünyasında, söylem şiir dünyasında kendine bir karşıt olarak Tevfik Fikret'i resmediyor. Bu noktada şunu söylemeliyim. aslında edebiyatımız için de çok da verimli olmuştur bu. Edebiyatımızda bütün klasik edebiyatımız boyunca hatta diyebilirim, Evet birbirini sevmeyen hatta birbirine düşman olan şairler edebiyatımıza çok eser kazandırmıştır. Nitekim en eskisine gidecek olursak Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk isimli eseri Nabi'nin Hayrabat adlı eserine duyduğu sanatkar kıskançlığının ürünüdür. Hı. Şeyh Galip ve Nabi birbirini sevmiyordur. Hatta Şeyh Galip Nabi'yi eleştiriyor. Diyor ki vakti heremde yazmıştır anı, pir olduğu demde yazmıştır anı. Yani çok ihtiyarken yazmıştır. Nusheylese Nus budur mezaki, dünya, fa, dünya fani ahiret baki. Nabi nasihat etmeye kalkışsa diyor, bütün zevki bundan ibaret. Dünya fani ahiret baki. Ancak bunu söyleyebilir diyor. Geliyoruz günümüze doğru. İşte e, Yahya Kemal ile Ahmet Haşim. Hiçbirbirini sevmediler. Yahya Kemal, Ahmet Haşim akşam şairi. Yahya Kemal ne demek akşam şairi? Ben yazamaz mıyım? Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç yazdı. Mehmet Akif ve Tevfik Fikret birbirini kanlı işlerle duymazlar o kadar düşman. İşte Nabi ile Şeyh Galip, Ahmet Haşim ile Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Tevfik Fikret, Necip Fazıl ile herkes. <laughs> Zamanında herkese mu muhalif böyle bir <laughs> şair işte. Onun için çok nüktedan, çok hazır cevap ve zeki olduklarını olduğunu bildikleri için de kimse direkt karşı çıkmıyor. Ancak fazla yani yaklaşmaya korkuyorlar. Şimdi edebiyat mahkemesinde mahkemeye çıkardığı ikinci şair Yahya Kemal. Hı hı. Yahya Kemal'le ilgili de çok e, ciddi eleştirileri var. Evet. Pastoral şairidir. Pas, pasta şairidir. Plastik sanatkardır. Evet. E, her ne kadar bir hayran kitlesi olsa da onun gerçek bir estetiğe, şiir zevkine sahip olmadığını, sadece biçim üzerinde evet. bunun yaptığını söylüyor. Ama bir yerde sadece Yahya Kemal'in de bir yazısını ve şiirini övüyor. Öyle lütfediyor değil mi? Lütfediyor o kadarını veriyor. O öyle. kadar bir lütfediyor. Hatta <laughs> evet. etkilendiğini söylüyor. Yahya Kemal'in bu Süleymaniye'de bayram sabahı evet. mı? Evet. Ondan etkilendiğini söylüyor ve şeye alıyor. İmam Rabbani'nin sayfasına alıyor hatta o Hı -hı. Yahya Kemal'in o yazısını evet. değerli buluyor. Mesela şu dörtlüğüne üstad ne derdi bilmiyorum Yahya Kemal'in. Bir zümre odur halıkı mutlak dediler. Bir benzeri yok bu muhakkak dediler. Bir kerre görenlerse o rabb ezeli dilmesti irriyetle enel hak dediler. Tasavvufu bu kadar güzel anlatan başka bir rubayı ben görmedim. Evet. Üstad bunu nasıl oldu da görmedi? E, hocam belirttiğiniz gibi sanki herkese karşı Necip evet. Fazıl. Şimdi mesela üçüncü olarak edebiyat mahkemesinde e, sanık sandalyesine oturttuğu kişi Mehmet Akif. Evet. Biz aslında popüler şiir okuyucuları e, Necip Fazıl Mehmet Akif'in aynı dünyanın iki ucu olduğundan eminiz, aynı dünyanın insanları olduğundan eminiz. pek tabii olarak Mehmet Akif merhum Necip Fazıl hakkında ne düşünürdü? onu bilemiyoruz. Çünkü o önce Allah'tan ki etti. bir araya gelmediler. <laughs> o önce vefat etti 1936'da. Allah gani rahmet, gani eylesin. rahmet eylesin. Amin. Geçtiğimiz aylarda Mart ayı içindeydi. Hem İstiklal Marşı'nı anma etkinlikleri yapıldı. Kabulünü anma etkinlikleri yapıldı ülkemizde. Hem de 18 Mart Çanakkale Kara Savaşı'nın zaferiyle evet. ilgili etkinlikler yapıldı. Akif İstiklal Marşımız'ın şairi ve Çanakkale zaferimizi en bir, bir, iyi bir anlatan evet. şairdir değil mi hocam? Evet. evet. Yani öyle bir kudrettir. Şimdi bunlara zaten itiraz olmaz da, yalnız Mehmet şeyin Necip Fazıl'ın haklı olarak eleştirdiği nokta şudur. Ona ben de katılıyorum isterseniz. Akif'in şu dörtlüğüne nedir? Ne dersiniz? Evet. Hayal, hayır, hay, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ne görmüşsem görmüş de söylemişim. Sözüm... Şudur benim dünyada en sevdiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Üstadım sen de Mehmet Akif'sin odun gibi söz ne ya? Seni Akif odun gibi söyler mi hiç? Hakikat olsun ama odun gibi de olmasın sözün. Mahalle kahvesinde hakikaten yani Akif'ten beklenmeyecek kadar su i gereksiz hatta çirkin hatta iğrenç manzaraları şiirine sokması eleştiriye medardır. Necip Fazıl burada bahane yakalıyor. Bunu zaten bunları dile getirir. Diyor ki onun iman kanısını iki öküz çeker. Biri şiiri, diğeri iman. <laughs> Şimdi efem edebiyat mahkemesinde sanık sandalyesine Mehmet Akif'i oturtuyor ve değerlendirmeciler olarak Agah Sırrı Levent'i, Fuat Köprülüğü, Abdullah Tanseli, Cenab Şahabettin'i, Süleyman Nazifi, İsmail Habib Sevi'yi evet. ve çağırıyor bunları e, ee, Akif'le ilgili değerlendirmeleri, eleştirileri alıyor ve Akif'e ilk söylediği şey saf şiir ve sanatta üstün bir sese yükselememiştir. Tevfik Fikret'teki küçük çaplılık onda da vardır. O aslında müsbet bir Tevfik Fikret'tir diyor. Akif'e müsbet bir Tevfik Fikret demek çok ağır değil mi hocam? Yani şekil itibarıyla ikisinin de aruzu çok güzel kullanmaları, ikisinin de mısrayı parçalaması. Akif de bunu yapmış Fikret de. Yani mısra bütünlüğünü bozmuşlar. Bir paragraf gibi şiir, mensur şiire döndürmüşler. İkisinde de bu vardır. Bu yönleriyle birbirine benzerler Doğrudur. Zıtlar zaten birbirine benzer. Minare ile kuyu benzemez mi? Zıtlar evet. birbirine benzerler. Bu yönüyle müsbet, Tevfik Fikret. O menfi, bu müspet diyebilir. Ama Akif'i karalamak kötülemek amacıyla söylüyorsa biraz insafsızca. Şimdi mesela diyor ki Tevfik Fikret de kendini Maraşal gibi evet. takdim eder. Mehmet Akif de öyle takdim eder ama aslında bunlar onbaşı seviyesinde bile değillerdir diyor. <laughs> Hatta daha da ileri gidiyor. Ee, Akif'te İslam'ın içi, ruhu, batını olan bütün eşya ve hadiselerin gizli anahtarlarını saklayan Tasavvufi idrak ve mizaçtan bir eser bile yoktur. Aslında var hocam. Ama bunu yazdığı zaman yok olabilir. Çünkü Akif henüz Taci Taceddin dergahıyla tanışmamıştır. Hmm. Önceki şiirlerinde hakikaten e, bir tür ne diyelim bir tür İslam materyalisti gibi Akif'in bu, bu yönleri vardır yani. İşte mesela Kur'an, işte hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne yemin etmek için diyor. Nefal bakmak he, için. Nefal bakmak için. Doğrudur hak. Buna katılmayan olmaz. Ancak bazen öyle noktalara gelir ki e, aslında idrakine söyletmeliyiz İslamı mesela hmm. diyor. Allahu Teala'ya mesela <laughs> Akif'e hiç de yakışmayacak Akif gibi birine. Yakışmayacak. Ya Rabb bu şu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde ah. mi bir çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, bomaya kan gönderiyorsun. Akif'e yakışmıyor. Başkası söylese anlarım. Ama Akif gibi hakikaten serapa iman olan bir zatta bu şekildeki isyan, şairler mazurdur sözüne sığınıyorum ancak. Hı. Olabilir. Bu noktalardan doğru ama Taceddin dergahına geldikten sonra ömrünün son yıllarında diyelim ya da son safhasında Akif tasavvufla tanışır. Önceki şiirlerinde tasavvufu reddedir. Hocam ben e, beni bağışlayın. Ben de kendi çapımda okuyan, yazan bir insanım. Tasavvurlu efendim ne demek? İnanınız Necip Fazıl benim kanaatime göre Mehmet Akif'in yanına bile yaklaşamaz. Ayrı. Mana olarak da, fikir olarak da, şiir olarak da, ahlak olarak da benim kanaatime göre yaklaşamaz ama şimdi konu şu, Diyor ki bakınız hocam Mehmet Akif'le ilgili olarak. Zahir planda görebildiği de Cemalettin Afgani ve Şeyh Abduhun rehberliğine bağlı bir çıkmaz sokak istikametidir. Evet, evet. Burada daha ciddi bir eleştiri var. Evet, Akif'in İslam evet. anlayışına bir eleştiri yani götürüyor. itikadi bakımdan Akif'in önceki dönemlerine bir tespit olarak çok sağlam olmadığını sakat olduğunu filan ifade ediyor. Evet. O, orada söylüyor. O en çok sahte olmamaya çalışmıştır diyor. Akif ee, ahlaklı ve feragatlı bir kahraman hayatı yaşamıştır. Doğrudur. Fakat o yolun beklediği gerçek kahramanların önünde mahcup kalmış biridir. Mahkeme heyeti bu vukuf ehli rapora istinaden Akif'e de bir çelenk verilmesine, Edebiyat Mahkemesi'ne çıkarttığı Akif'e de bir çelenk verilmesine ve fakat çelenge şu cümlenin yazılmasına karar verir. Doğru yolun kifayetsiz mütefekkirine, küçük şairine, Harika. Fakat hayatıyla büyük feragatkar ve namuskarına Allah rahmet etsin. Amin. Amin. Necip Fazıl Mehmet Akif'i tasavvufa olumsuz ve eleştirel bakışı dolayısıyla da eleştiriyor. Verdiler Türkiye tasavvuf denen şırıngayı. Öyle mi hocam? Gör şimdi evet. neler yumurtlar bizim Yani şöyle tabii tasavvuf derince hurafeye, bidate son derece müsait. Çünkü tasavvuf demek aşk demek. Aşkın olduğu yerde şeytan hazırdır. Aşk ne demek? Akıl irade gitti. Tasavvufun olumsuz olan tarafına bakarak topyökün tasavvufu reddetmek gibi bir açmaza düşmüştür. Oysa topyökün de bunu bu işin hakikisi de var. Yani sadece sahtesine bakarak <laughs> reddedemezsiniz. Ama hocam mesela ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Evet. Ben Necip Fazıl'ın şiirinde mesela bu beytin yanına yaklaşacak bir tek ibare bilmiyorum. Ama şudur mesela bu beyt didaktik bir, çok güzel olabilir, harika didaktik olabilir, ama olabilir. mesela size e, Allah korkusunu hatırlatıyor. Bir hutbede bir hoca efendinin son derece etkili vaazını hatırlatıyor. Güzel, çok güzel ama hayat sadece bundan mı ibarettir? Fakat şöyle düşünüyorum bendeniz bağışlarsanız Akif İslam geleneğini işte irfandı, vicdandı, evet. başka şeyler açısından süzüyor. Burada bir tarihi gönderme ve değerlendirme tabii, de tabii, var tabii. ve esasen ahlak yüksekliğinin Allah korkusuyla Anladım. ilintilendirilmesi Elbet. gerektiğini tabii, söylüyor. Tabii. El-mahafatu e, rasul hikmetin mehafetullah. Evet. Hikmetin, hikmetin başı, başı Allah, Allah korkusudur. Elbette. Şimdi Mehmet Akif'in hatta bir ayet var. limen haşiye Rabbih" diyor. Evet. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Çünkü Rablerinden haşyet ettiler. Evet. Ayet-i kerime bu. Tabii ki öyledir. Akif'in tasavvufa nispeten olumsuz ve mesafeli bakışını Necip Fazıl Kısakürek merhum eleştiriyor. Çanakkale şehitlerini Bedrin aslanları ile bir tutması, ilhamı doğrudan doğruya Kur'an'dan almayı savunması gibi çeşitli noktalardan da eleştirmeye devam ediyor. Bu Bedir'in aslanları benzetmesine Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sizin Akif'in o benzetmesine yaklaşımınız nasıl hocam? Efendim okumaya bağlı, vurguya bağlı. Benim tıkanatıma göre As Akif şöyle yazdı onu. Bedrin <laughs> aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedrin aslanları ancak onları geçebilir. Çanakkale şehitleri için. Ama şöyle okursanız, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Düşürmüş olursunuz. Hmm. Vurguya bağlıdır. Ben zannetmem ki Akif'in ee, Çanakkale şehitlerini küçük görsün Bedir'in aslanlarıyla mukayese yapsın Zaten olsa bu şiiri yazmaz Şimdi Mehmet Akif'le Necip Fazıl'ı kıyaslamak tabi bendenize düşmez Estağfurullah Benim boyumu aşan büyük, büyük şairlerimizdir Zirvelerimizdir hepsinin, bunlar hepsinin elbette Ayrıca şu da var şair şairi sevmez Bunu kabul <laughs> edin, etmek lazım Eğilmek tabi bize düşendir onların önünde ama Akif bir alim hocam Evet alimdir Akif'in zehir Eski gibi bilir. bir Arapçası evet, var tabii. Tabii. Hadis biliyor, tefsir evet. biliyor. Sonra mesela Arap şiirinin, Fars şiirinin evet. en zor şairlerini okuyor. Mahir e, Mahiriz'in Yılların İzi adlı bir kitabı var. Siz mutlaka görmüşsünüzdür. Seyircilerimizden de okuyanlar, görenler vardır. Orada Mahiriz merhum Mehmet Akif Ersoy ve işte e, Ferit Kam gibi dönemin darül funun hocalarının dönemin Osmanlı bakiyesi büyüklerinin de dahil olduğu edebi dini muhitte akifin nasıl bir yer tuttuğunu anlatıyor. Evet. En zor Arapça Farsça ibarileri akife götürdüklerini, onun yani düşünün ki çalıştığı... Kur'an-ı Kerim'in mealini şiirleştiren Hı. adam sonradan bulunmadı, yaktırdı ayrı mesele. Yani buraya kadar cüret etmiş, şairliği bu noktaya varmıştır. Kur'an'ın şiir ve mealini... Yazmaya evet. teşebbüs etmiş, bir kısmını yazmış, sonra imha ettirmiştir. Evet. Şairliğinin kudreti bu noktalara kadar gelmiştir. Akin. Yani Necip Fazıl'da öyle bir ilim yok. Yani bu yönüyle tabii olmaz. Tabii yani Necip Fazıl'da olmaz. yarım bıraktığı bir felsefe evet. Evet. bilgisi var ama bunun dışında yok, tabii... Bahriye Mektebi'nde okumuştur. Evet. İngilizceyi çok iyi bilir. Küçükken evet. ders aldırılmıştır. Ayrıca bulunduğu dönem itibariyle zaten buna bile şükretmesi lazım. Bir de mizaç. Necip Fazıl ne zapt eder? Okullarda düşünebiliyor musunuz? Bir dönem bankacılık yapmış, evet, müfettişlik yaptı. Müfettişlik yapmış. Hatta evet. o hikayelerini Anadolu'da görev icabı gönderildiği evet. çeşitli şehirlerde yazmış. Onların arasında Karadeniz'de var, Doğu'da var, başka bölgeler de var. Necip Fazıl'da o klasik anlamda bizim şairlerimizde mevcut olan medrese ilmi yok. Yoktur, yoktur. Yok. büyük bir tekke terbiyesi görgüsü de yok. Yok. Akif'te her ne kadar Yoksa da kendisini bir yerde babam bana tasavvuf telkin etmedi diyerek sanılıyor. Babadan sanmıyor. dededen gelen bir medrese kültürü vardı evet. Akif'te. Fakat Akif'in karşı çıktığı tasavvuf, tasavvufun hakikati değildir. Evet. Tasavvufun bozulmuş, evet. hurafeleşmiş, küflenmiş şeklidir ki ona herkes karşı çıkar. Evet. Hatta şey Necip Fazıl da ona karşı çıkar. Mesela şey, şeyhlik enflasyonu var günümüzde diyor. Böyle bir ifadesi var bir makalesinde. Öyle rastlamadım ben de. Şeyhlik enflasyonu var diyor. Evet. E, tasavvuf hakikaten hurafeye çok müsait yüzyıllar içinde ama topyekün tasavvufu reddetmek o, o olmaz Akif'in bu kadar yani e, şey kaba davranıcı zannetmiyorum. Bil, tabii, bilmez değildir yani o. Tabii şunu da belirtelim. Merhum Necip Fazıl'a haksızlık etmeyelim. Her ne kadar edebiyat mahkemelerinde bu Osmanlı'nın son yüzyılındaki şairleri işte Tevfik Fikret'ten Akif'e kadar bir kısmını eleştirse de Mehmet Akif söz konusu olduğunda kendi dışında başkalarının eleştirmesine de izin vermemiştir. Evet, söyletmez. Onu da belirtelim. Evet, doğru. O bizim e, mahallemizin insanıdır. Tabii, tabii. Dışarıdan kimse onu eleştiremez diye kendisi itirazla getirmiş. Evet. Onu da belirtelim. Akif'in ahlaklı ve büyük bir hayat yaşadığını da ifade ediyor. Evet. Edebiyat mahkemelerinde sonra sırayla işte Nazım Hikmet'i, Nurullah Ataç'ı onları da... O kitapta iki şeyi ben çok sevdim. Mesela bir Ömer Hayyam'ı anlattığı ve değerlendirdiği yer. Evet. Bir de el -Ma adlı meşhur çok Bedbin... Ebu Lala el -Ma evet. evet. Bedbin Arap şairini değerlendirmesine... Fatım evet. devrinde yaşamış evet. okudum evet. ben de. Bayıldım yani bu, bu kadar vukufiyeti var Necip Fazıl'ın bunları tan tanımasına. Onları takdir ederim. Tabii ben. o kültürün çocuğu tabii, hocam tabii. nihayet Olursun. Yani şimdiğinizin evet. fazılın biz uzak ya yani tenzih ederim size ama ben Deniz kendi açımdan söyleyeyim. O büyüdüğü, ortam görüştüğü, oturduğu, kalktığı insanlar onlar bizim kültürümüzün çok büyük insanları. Siz bu makalede özellikle e, Çile Chile adlı şiirindeki Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye onun olsun şairlik şimdi gözün büyük sanatkarlıkta dörtlüğünü divan şiirinin içinden bir bakış, bir anlam olarak, aynı bakış olarak değerlendir Saf şiiri arıyor işte. Ömrü boyunca saf şiiri, üstün şiiri savundu durdu. Aradığı şeyin Şeyh Galip'te tükendiğini kendisi söylüyor. Şahane bir edebiyat dediği divan şiiridir. Kaçır beni ahenk, al beni birlik dediği şey divan şiirin estetiğidir aslında. Şimdi burada dikkatimi çeken bir şey var hocam. Gölge varlık. Gölge varlık işte Zuhur mudur, sudur mudur gibi çeşitli nazariyeler tartışılır ve Necip Fazıl merhum bağlı olduğu manevi tasavvuf pratiği, geleneği açısından İmam Rabbani'nin vahdet-i şuhud görüşüne yakındır. Evet, evet. Ancak gölge varlık terkibi dolayısıyla sanki biraz daha İbn Arabi'ye doğru, evet, evet. burada vahdet-i vücuda Ayrıca doğru... Bir... İbni Arabi'nin çok sözlerini şiirleştirmiştir <laughs> Necip Fazıl. Çıkış. şeyh Ekber diyor ki en yüce makam hayret, iki kere iki dört demek bile cesaret. <laughs> Bu Necip Fazıl'ın beytidir. Evet efendim, Allah rahmet eylesin. Amin. İsmini andığımız bütün Amin. büyüklerimize, şu aramıza. Ben Deniz tabi hocamı tenzih ederim. İleri geri böyle bazı çalışmalardan Estağfurullah notlar aktarıyorum. Estağfurullah. Hocamızla sohbetimiz zevklensin, renklensin diye mutlaka sürçülisan ediyorumdur. Allah'ımdan Rabbimden ve bizi izleyenlerden ve büyüklerimizden affını istirham ederim. Sözcüsü lisan etmişiz. Ben dahi efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Necip Fazıl ve Divan şiirini konuştuk. Haftaya bir başka programla sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.